İçerdiği asitler ve mineraller sebebiyle gençlik iksiri olarak da ifade edilen Gilaburu bitkisinin üretimi Kayseri'de 2015'ten beri yapılıyor. Akkışlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bitkinin ticari amaçlı üretilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Akkışlı ilçesinde Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Ziraat Mühendisi Mustafa Tokdemir tarafından verim kontrolü yapıldı. Kontroller esnasında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Mustafa Tokdemir, Gilaburu'da kapama bahçe çalışmaları yürütülerek ticari amaçla ve çiftçilerimize maddi gelir getirecek şekilde üretime geçtiklerini belirtti. Gilaburu hakkında neler yapabileceğimiz diye düşündüğüm zaman teknik personel arkadaşlarla zamanında 2013 yılında çift bisiklet olarak üreten Gilaburu'yu biz şu anda 2016 yılında kapama bahçe şeklinde yapıp ticari amaçla ve çiftçilere para kazandıracak şekilde üretime geçtik. Çalışmalar kapsamında öncelikli olarak Gilaburu yetiştiriciliği hakkında çiftçilerde bilinç uyandırmak için eğitim çalışmaları düzenlediklerini ifade eden Tokdemir, Gilaburu'nun Akkışla ile sınırlı kalmaması için Kayseri'nin 16 ilçesinde kapama bahçesi yapılmak üzere ilk partide 1000 adet, ikinci partide ise 3000 adet Gilaburu fidesi gönderdiklerini söyledi. Yapılan bu çalışmalar sayesinde Gilaburu'nun sadece Kayseri'de sınırlı kalmayacağını ve şu anda Tokat Araştırma Enstitüsü ile devam eden projeler kapsamında Gilaburu'nun Tokat'ta, daha sonra çevre iller Niğde ve Nevşehir'de yaygınlaştırılacağının altını çizen Tokdemir, bu illere Gilaburu fidelerinin Akkışlı İlçe Müdürlüğü tarafından gönderildiğini ifade etti. Öncelikle Kayseri'nin 16 ilçesine kapama bahçe yapılmak üzere ilk partide 1000 adet, şu anda ise 3000 adet Gilaburu fidesi gönderdik. Bunun sayesinde şu anda Türkiye'de Kayseri'de 16 ilçesinde kapama bahçe var Gilaburu'nun. Biz bununla sınırlı da mı kalacağız? Sadece Kayseri'de mi kalacak Gilaburu? Hayır. Şu anda Tokat Araştırma Enstitüsü ile projelerimiz devam ediyor. Bunu Tokat'a yaygınlaştıracağız. Çevrelerimizdeki Niğde, Nevşehir'e yaygınlaştıracağız. Oralara sürekli ilçe müdürlüğümüz tarafından üretilen Gilaburu fideleri gönderiyoruz. Bunun sayesinde ne olacak? Türkiye'nin %65'ini kapsayan, yaklaşık 800 tona yakın üretim yapan Akkışlı ilçesi artık Türkiye'nin her yerine Gilaburu üretimi için fide ve ürün göndermeye başlayacak. Ziraat mühendisi Tokdemir, Akkışlı ilçesi kadın çiftçilerine bir gelir kaynağı oluşturan Gilaburu üretiminin çok emek gerektirmediğini belirterek, Gilaburu'da hastalık olmadığını ve kimyasal gübrelemeye cevap vermemesi sebebiyle organik yapılmak zorunda olunduğunu belirtti. İlçemiz için öncelikli olarak kadın çiftçilerin bir geçim kaynağı oldu. Çünkü kadınlar buna bir emek harcamak zorunda kalmıyor. Sadece bir hasadı var. Bu ürün öyle bir güzel bir ürün ki ne hastalığı var ne de kimyasal gübrelemeye olumlu sonuç veriyor. Siz bu ürüne kimyasal gübre attığınız zaman ürünleri kurutuyorsunuz. Yani mecbur olarak ürünü organik yapmak zorundasınız. Ve kadın çiftçileri de kullanamadığı makineli tarımı bunda yapmak zorunda değilsiniz. Kadın çiftçileri sadece sulamasını yapıp bir de Eylül-Ekim aylarında hasadına geliyor. Hasat yapıldıktan sonra 2-3 ay salamura halinde beklettikten sonra bunu piyasaya salamura şeklinde Gilaburu salaması ya da Gilaburu nektarı şeklinde piyasaya sürebiliyorlar.